Günaydın değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda Uzak Doğu piyasalarının yeni haftaya pozitif açılışla başladığını görmekteyiz. Hindistan tatil, Japonya'da veriler olumlu geldi. Üretim verisi, sanayi verisi, büyüme verisi, beklentilerin üzerinde gelen veriler de söz konusu. Uzak Doğu piyasalar pozitif hareketlerini sürdürmekte. Bizim piyasamıza dönmeden önce Avrupa tarafında vadelilerin yukarı yönlü hareketle açılacağını tahmin ediyoruz. Piyasalar olumlu açılacaktır Avrupa tarafında. Brent petrol 47 doların üzerinde son 4 haftanın en iyi performansını sergilemekte. Bu petroldeki yükseliş Avrupa piyasalarını özellikle Almanya'yı destekleyecektir. Bu da pozitif açılışlara sebep olacaktır. Baktığımızda bizim piyasamıza dönecek olursak, geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek bir hafta yaşadık. Cuma günü kur tarafı ve faiz tarafı sakin olmasına rağmen endeks tarafında satış baskısı söz konusuydu. Spesifik bir satış baskısı vardı. Bugün için endeksin pozitif açılışla başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 79 bin direnç noktasını test edeceğini öngörmekteyiz. 79 bin direnç noktasını kırması durumunda hem psikolojik hem teknik olarak önemli olan bir seviye var. 80 bin noktası. 80 bin seviyesine doğru yükselişler devam edebilir. Bu bugün olmasa bile bu hafta içerisindeki yükselişler 80 bin noktası hedeflenebilir. 80 bin üzerinde ise biliyorsunuz geçtiğimiz Temmuz ayında darbe girişiminden dolayı piyasa biraz gap'li açtı. Satış baskısı yaşandı. O gap bölgesine doğru yükselişler devam edebilir. Genel olarak trend yukarı. Hem bunu küresel piyasalar destekliyor, hem kur tarafı destekliyor, hem emtia tarafı destekliyor. Bütün emerging marketlere gelişmiş ülkelerin ekonomisine bir para girişi söz konusu. Bundan dolayı biz de yukarı yönlü hareketlerimizi rüzgarı arkaya aldığımızı söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler devam edecektir diye düşünüyoruz. Endeks 76.800 seviyesinin altına inmediği sürece yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Satış baskısı olsa da bunları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye öngörmekteyiz açıkçası. Biz genel olarak pozitif hareketlerin endekste bu hafta içerisinde devam edeceğini düşünüyoruz. Baktığımızda bu hafta piyasalarda önemli bir haber var. 19 Ağustos'ta Cuma günü Fitch muhtemelen piyasa kapandıktan sonra notumuzu bize sunacak. Eğer ki burada pas geçme olayı olursa veya notumuzu indirmezse veya görünümümüzü indirmezse bu olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki haftayı da pozitif hareketlerle başlarız diye düşünüyoruz. Eğer ki Fitch'te bir not indirimi veya görünüm indirimi olmaz ise diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum, iyi haftalar.